Uzun bir aradan sonra Sideshop'un yeni bölümünden herkesin merhabalar. Ben Öner, yanımda Gökhan var. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Öner, merhaba. Ya biz tahmin yapacaktık ama tahmin programı yapamadan TI başladı. Hatta TI'nin neredeyse yarısından çoğu bitti. Ha bugün ha yarın derken şu aradaki boşluğu değerlendirip öyle bir program yapalım. Kalan kısmı da tahmin yapıp orada batalım dedim. Erkenden batacağımıza son düzlükte batalım. Şimdi şey olarak e, grup aşamasında çok fazla sürpriz yok. E, ondan sonra yani grup aşamasında şöyle bir sürpriz oldu. E, cloud Nine'ın birinci çıkması biraz sürpriz oldu. Tundura beklenirken. E, C grubunda da Team Zero'nun grubu ikinci bitirmesi e, büyük bir sürpriz. Team Zero gerçekten çok iyi girdi. E, grup aşamasına bir anda herkes ne oluyor falan dedi. Ama tabii, Biliyorsun bu aşamalarda hani grup aşamalarında bazı böyle sürprizler yaşanıyor ama playoff'a gelince akla kara biraz daha orada belli oluyor. Bu sene biraz TI'de sistem değişmişti zaten eski takipçiler de takip eden insanlar da bilecekti. Normalde kocaman bir lig usulü yapılıyordu artık gruplara bölündü. Hatta grup aşamasında artık kimse elenmiyor. Yani eskiden A grubu B grubu yapılır iki tane takım mutlaka elenir. Ondan sonra playoff'lara geçilirdi. Bu sefer elenme yok. Ee, tamamen şey e, upper bracket, lower bracket kısımlarının belirlenmesi için bir ufak bir playoff sistemi getirdiler. Ee, genel olarak grup liderleri e, rakiplerini seçti. Ee, diğer grubun üçüncü veya dördüncüsü arasında. Kalan da kendi grubunun ikincisiyle eşleşmek zorunda kaldı. Yani Şimdi e, burada Extreme Gaming... Ee, tabii ki B grubundan Talon'ı seçti G2IG'ye göre ve başarılı oldu. Ee, B grubunda Cloud9 liderdi. E, istedi A grubundan. Heroic ya da VanWin arasında One Bin istedi. Geçti. Ona da problem yok. Tim Falcons da D grubundan Aurora Beast Coast arasında şey, e, Aurora, şey, istemedi. Beast seçti. Zaten Beast hiç galibiyeti yoktu. İlk başta kabus gibi başladı. Biskos ilk maçı aldı. Acaba gidiyor mu? Bir sürpriz mi geliyor derken Team Falcons çevirdi. Ama D grubunda hiç oyun vermeden lider çıkan Team Spirit Bad Naos arasında gidip Naos'u seçti ve Naos'u 2-0 kaybetti. Şu burada hikaye başlıyor. E, TI'nin ilk sürprizi. Sen bunu gördüğünde ne düşündün? Yok abi, onu çok merak ediyorum. Abi ben ya açık konuşmak gerekirse ben de Naos'u seçerdim. Ve hani Nance açıkçası kötü gelmedi turnuvaya yani. Bundan önceki performansları falan iyiye doğru gidiyordu yani. Takımda yükselen bir hı hı. ime vardı. Ama grupta benim beklemediğim şekilde kötü başladılar. Yani ben en azından hani bu gruptan ilk ikiye gireceğini düşünmesem de sonuncu olacaklarını düşünmüyordum yani. Ya. Üçe yazardım. Hı hı. Ama demek ki bu Nance'da bir şey oluşmuş abi. Geçen sene de Shopify seçmişti galiba. Shopify'yı ...seçildikten sonra... ...tokatlamışlardı. Ya şaşırdım... Sev ...yani sevindim de... ...açıkçası çünkü... ...şu an herhalde kulüp bazında... E, ...hani en farklı... ...organizasyon Nouns... ...yani çok farklı bir... E, ...bakış açısıyla şu an... E, iş, ...işte ya bu aslında bunlar bir... ...NFT projeleri falan var. Bunlar şu... ...kripto, blockchain tarafına falan falan bakıyorlar. Böyle değişik bir yapıları var. E, i̇çinde işte bu... Peter Pan'den falan var. eski EG'den. Hani değişik bir kulüp. Şey, değişik şeyler deniyorlar. Ama ve lakin biraz da yani Team Spirit çok o şey dediğin gibi 6-0'dan sonra ya bu seri de varlık gösterdiler mi? Gösterdiler ama bu kadar kolay gideceğini ben şaşırdım. Çünkü bir de ya aynı draftı verdiler abi neredeyse. Yani ilk maçta Toka diyorsun Snapfire, Treant, Sen King, Luna. ikinci maçta 4 hero'yu bir daha veriyorsun. Yani bile bile lazım. Bir de Tinker'da piklediler iki kere bu arada. Yani Tinker bence biraz OP. Açıkçası ilk nerf yediğinde biz burada Tinker bitti falan falan demiştik ama yani Tinker şu anda bence inanılmaz bir yerde. Ama yani bir draft'ın %90'ını tekrar rakibe verip ilk maçtan sonra yani bence Luna net banlanabilirdi. Yani kontrolden çıktı çünkü ilk maçta. Evet. Ve hani şimdi nasıl seçtik abi biz bunları her yarıda kontrol altında tutarız gibi bir düşünler büyük ihtimal. Hani hero'lara çok kafaya takılmadılar. Ama şu da şunu gösteriyor. Yani çalışılmış korner gibi. Nans. işte mesela ilk maçta alınmış bu draftlarla. battılar büyük ihtimalle. İkinci draft başladı. Ulan hiçbir şeye ban gelmiyor. Ya bir daha vuralım dediler demek yani. Ve bu draft birebir çalışılmış. Hani Şimdi bakıyorum ilk maçta ne olduysa ikinci maçta bir daha olmuş abi. Yani bir önlem alınmamış. Aynen. Yani Team Spirit tamamen bence burada biraz kendi egosunun kurbanı olmuş büyük ihtimal. Hani Naos nasıl olsa yeneriz diye düşünüp ikinci maçta hiç şunu anlayalım bunu anlayalım diye düşünmemişler herhalde yani. Sürpriz oldu benim için. Onlara da büyük ihtimal sürpriz bir sonuç olmuştur. Devamında şimdi spoiler vermeyeyim ya şey olarak ilerleriz. Step step ilerleriz. Zaten onun dışında da herhangi bir sürpriz yok genelde favoriler e, kazanıp yoluna devam etti. Ya yani upper bracket'ta Na'us dışında hiçbir sürpriz yok. Orada da Spirit çıksaydı e, gaming ile işleşecekti. Şimdi upper bracket'ta Liquid Extreme Gaming 2 ile geçti ama yani bayağı ezerek geçti. 38 dakika 19 dakika bir saat sürmeden iki maçı paketlediler. Yani ikinci maçı 19 dakikada bitirmeleri inanılmaz. Yani Liquid çok formda e, geliyor buraya. E, onu da söylemek lazım. Yani bilmiyorum şeyin arkasında kaldılar. Hani Spirit'in arkasında kaldılar grupta ama ya yani gruptan sonra e, şeyde gösterdiklerine, yani Bad Boom'a karşı e, gösterdikleri seri. ikinci maça evet bir fire verdiler. Hani e, orada biraz draft probleminden dolayı e, maç erken bitti. E, Batboom çok hızlı oynadı. Biliyorsunuz hani, Batboom'un e, maç kapama sorunu var. Maç uzadıkça Batboom'un e, düşme ihtimali artıyor. E, maçı kapatamıyorlar. Benzer bir durum Falcons'ta da var. Yani, Falcons bu konuda biraz daha iyi Batboom'a göre. Ama ya yani, Batboom maç uzadıkça özellikle 40 dakikanın üstüne çıktıkça kaybetme ihtimali giderek artıyor. E, biraz o konuda çok üzerlerinde baskı hissediyorlar. Erkenden bitirince e, Diquit'ten bir maç alma şansına eriştiler. Ama Extreme hiç öyle yapamadı. Extreme biliyorsun biraz daha böyle laning stage'e çok önem veren bir takım. Yani laning stage'i alamadıkları zaman Extreme toparlayamıyor. Eee Amen'in çok ciddi saçmaladığı, işte rakip takımın jungle'ında saçma sapan kez yakalanıp 2 3 kere öldüğü falan e, oyunlar görüyoruz. Ya yani de mesela mid'i kazanamadığı zaman çok düşüyor oyunda. E, biraz bunu kullandı Liquid ve 19 dakikada bir anda fişini çektiler Extreme Gaming'in. Eee Cloud9'da yani benim gizli favorilerimden bu seneki Dark Horse'un yani şampiyon olmasını beklemiyorum tabii ama yani bir ilk dördü çok ciddi zorlayabilecek bir takım. O da Aurora 2-0'la geçti. Team Liquid'in rakibi oldu. bir aşağıda Falcons turnuvayı 2-0 kaybetti. O çok şaşırtıcıydı. Zaten ikinci maçta inanılmaz bir drama döndü. biliyorsun karşılıklı tipleşmeler, bilmem neler, işte eee Pure'un laf atmaları falan filan karşıda işte Malry'nin gülücük atmaları falan. Derken bir anda bir 2-0'lık maç. Ee, sonra da zaten e, Nouns game'ine de böyle bir kafa uzatmaya çalıştı. Gaming e ilk maçı kazandılar ama sonra game'in dedi ki dur kardeş sen bizi Team Spirit'te karıştırma deyip e, seriyi bir anda çevirdi ve Tundra'nın rakibi oldu. Şimdi Lower'a geldiğimizde e, benim aslında çok sevdiğim ama biraz da tecrübesizlikten e, muzdarip olan Talon ee, az daha Batboom'u eliyordu. Yani üçüncü maç inanılmazdı zaten. İkinci maçı da e, Batboom resmen elleriyle verdi Talon'a. Aslında ilk maçı da Talon elleriyle Batboom'u verdi. Karşılıklı bir iki maç birbirlerine verdiler. Ee, üçüncü maçta da baya heyecan fırtınası 50 dakikada e, Batboom son anda kendini e, öne attı. Zaten e, öyle de bir özgüven kazandılar ki Talon serisinden sonra da 2-0 geçtiler bir altta belki de en zayıf eşleşmelerden biri OneWin'de Team Zero'ydu. Yani Team Zero işte grupta gösterdiği bütün marifeti tamam abi ondan sonra bitti. Playoff'ta falan hiç piyasada yoklar. 2-0 kaybettiler. Beast Coast Heroic yani Güney Amerika'nın bir üst tura çıkmasının en kolay yolu iki Güney Amerika takımının karşılaşmasıydı. <laughs> Ve birbirlerine sürekli hediye edilen seriyi Heroic 2-1 aldı. Onlar da çıktı. Team Spirit de G2 IG 2-0 yendi. Ve dedik herhalde toparlanıyorlar. O Niles şeyini üzerlerinden atacaklar gibi ama hiç de öyle olmadı. Extreme Gaming ilk maçı kaybetse de ikinci ve üçüncü maçı baya rahat bir şekilde aldılar. Hatta şöyle bir durum var abi. Üçüncü maçta hatta senle de konuşuyorduk. Draft çok kötüydü Spirit'i yani. Alabilme şansı dahi yoktu. Ya yani Meta'nın içinde olmayan Terör Blade'e niye gittiler? Hiçbir zaman anlamadım. Bir önceki maç işlerine yaramayan Mars'ı niye aldılar? Ee, yani Dragon Knight Mars Terör Blade Koruçlusu hiç mantıklı değildi. Ee, bunlara gittiler ve e, çok da güvenilir olmayan Phoenix Batrider supportlarıyla da baya bir e, fişlerini çektiler diyebiliriz. Ya karşı tarafta zaten ikinci maç sniper seni mahvetmiş. Yani XM sniper'ı bitti ve bir daha izin verdiler XM sniper almasına. Bu çok büyük bir sıkıntıydı. E, Amen'in Medusa almalarına izin verdiler. Bu da büyük bir sıkıntıydı. Task'ı kaptırmaları daha da büyük bir sıkıntıydı. Yani task inanılmaz fark yaratıyor. E, her zaman böyle major'larda falan unutulup TI'lerde ortaya çıkan hero'lardan biri. Yani taskın o agani ve o walrus kick değişmediği sürece e, kimse taskı TI'den alamaz gibi e, bir durum var. E, bir anda Team Spirit elendi ve e, uzun zaman sonra ilk defa Team Spirit'i ilk 8 içerisinde görmeyeceğiz. Üst üste şey e, 3 TI şampiyonluğu da en azından bu senelik hayal oldu. Şimdi yavaştan da insanlar şey diyor acaba Team Spirit'in sonu mu geldi? Hani bu takım dağılır mı acaba? Hani yavaştan abi olmuyor artık hani böyle bir ya emekli olalım ya da başka takımlara gidelim yeni heyecanlar mı arayalım ee, gibi bir durum olur mu bilmiyorum zaten aşağıda da bir yellow sunlarım var belki oralardan e, yeni takviyeler de gelebilir e, o konuda çok emin değilim e, şimdi sana sorayım ben team spirit işine e, çünkü diğer taraflarda şimdi Nauz Batboom'a 2-0 elendi e, beklenen bir şeydi Batboom Talon serisinde çok iyi toparladı. İyi özgüven kazandı. Falcons o tundura mağlubiyetini 1-1'e rahat geçerek e, toparladı. E, Aurora Hero'yu konuşacağız ama ben sana önce Extreme Gaming, Team Spirit'i sorayım. Sonra o e, böyle ilginç Aurora Hero'yu konuşalım. Abi Team Spirit, Extreme valla yani bence hani şu şu anlık yani bütün bracket'a baktığımızda yani en şey match bir tanesiydi yani beni heyecanlandıran. Çünkü abi şu an genel olarak baktığımızda hikaye bu takımların yanında yani. Şimdi bir hikaye yazacak takımların arasında bu iki takımda var. Ki yani bence bu arada yani bu maçların seyircisiz oynanması beni en çok güzel taraf oldu yani. Bazı maçlar vardı ki yani şu eski bizim kapalı arenalarda oynandığını düşünsene yani kafayı yersin yani. Bir de birazcık bir şovmenlik falan olsa ne bileyim. O işte 99 9 dokuz muydu? 9'da ne bileyim hep gidiyordu kulağını falan şöyle yapıyordu bir şeyler yapıyordu yani. İnanılmaz seyir zevki arena seyir zevki yüksek olacak maçlar vardı ve yani ben şuradaki düşünce yapısına katılmıyorum abi. Şimdi tamam hani turnuvanın geri kalan tarafını şeye almak arenaya almak hani en biraz işte ne bileyim maliyeti kısıyorsun en biraz şey yapıyorsun vesaire falan falan, falan. ama yani şimdi burada öyle maçlar vardı ki yani hani gerçek ölüm kalım maçları da buradaydı ya. Yani işte şimdi mesela arenaya geçtiğimiz tarafta şimdi top 8'i belirleyeceğiz ama yani bir takımın TI'dan işte 12, top 12, 16 dışında çıkmamak için çaba göstermesi bence hani o asıl seyir zevki olan maçları, o asıl oyunculardaki hayal kırıklığı o zaman başlıyordu. Ya şu an bunu derken bu arada ben bir şey yaptım. E, Price Pool o şeyini genişlettim Wikipedia'da. Şu an abi paraları görüyorum da yani Biri Allah çok kahretsin ya. Abi bu bu ne ya 30 bin dolar falan TI için Allah yani Şimdi eskiden buradan bir bakıyorduk 300-400 binden falan başlıyorduk Neyse evet. tamam artık onu tekrardan diğer bölümde Konuşmuştuk o yüzden bir daha girmeye gerek yok Ama abi yani Şey konusunda haklısın Bak Team Spirit yine aynı ikinci hatayı yapıyor Burada Kaybettiğin iki maç var abi Draft'tan yine önemli parçaları veriyorsun rakibe. Sniper, Dusk. Evet. İkinci maç bir daha. Yani kim, şimdi genel olarak Team Spirit kötü oynadı mı turnuva boyunca? Abi buna kesinlikle mesela evet diyemez Kötü oynadılar evet. diyemezsin. Bence asıl hata şeydi. Yani ya rakiplere saygı duymadılar. Hani rakiplerin çalışıp kurduğu stratejilere saygı duymadılar. Yani mesela ne bileyim task'ı alsın bir daha ya counter'larız denmiş olabilir yani Naus karşısında ne hata yapıldıysa... Abi Naus'ta 4 tane hero aynıydı ya 2 i̇ki, iki maçta 4 hero yani hiç mi Yani draft hatası tamamen bu draft hatası da artık özgüvenden mi geldi yoksa belki kendilerince başka planları vardı yani... Hani belki bu hero'ları verelim, başka hero'ları almalarından daha iyidir gibi düşünerek hareket edilmiş de olabilir. Hani Team Spirit keşke devam etseydi. Ama bence yani özellikle Avrupa'da olduğu için çok fazla seyircisi de olacaktır diye düşünüyorum Kopenhag'da. Hani gitmişken maçlarını ana stajda izlemek gerçekten zevklidir. Ama ve lakin tamamen inatçılık abi. İ inat yani artık bir oturup düşünmeleri lazım. Hani takım dağılır mı alttan adam getirirler mi diyeceksin. Adamlar yapacak başka bir şeyimiz yok diye bir oynamaya devam ediyorlar. Hiçbir sonuç sonuçta finansal hiçbir kaygısı yok. Yani işte en son Mipoşka demişti galiba işte geçen seneki TI'den önce şey sormuştuk. Hani bir tane daha kazanırsan emekli olacak mısın? Bitirecek misin? Vesaire diye. Emekli olup da ne yapacağım? Ya oynuyoruz işte demişti. Hani şu an hepsi tamamen keyfini oynuyor. Ve Hani o takımda öyle bir ortam var ki hani şu an mesela yine işte lal da o da bir Tier şampiyon olduğu için hani hiçbirinin hmm. şey olacağını düşünmüyorum yani. Ee, mesela bu sonuç o takımı tilt etmez. Yani üzülürler, niye böyle oldu derler falan filan ama hani takım dağıtacak bir sonuç değil yani team spirit için ve hani İlk T'yi kazandıktan sonra daha kötü bir dönemden de geçmişlerdi yani. Yine son iki seneye baktığımız zaman Team Spirit inanılmaz iyiydi yani. Bu, bu sene de parladığı anlar oldu. Hatta bu seneki parladığı anlar geçen sene işte o işte bir Riyad yaptılar ya. Hı hı. Yani bence bu sene özelinde ondan daha güçlülerdi. Genel şey olarak evet. e, performans olarak. Hani bence o sebeple Spirit'te değişiklik ya ben düşünmüyorum. Belki hani Mipoşka falan herhalde yani ben artık biraz emekli olayım falan diyebilir ama diğer çocuklar çok genç abi. Yatorun yaşını ne zaman görsem ben hep şaşırıyorum. 21 yaşında da iki tane TI şampiyonluğu bir tane e spor dünya kumazı Masters'ı var yani daha ne olsun. Hakikaten ya yani. bu çocuk bırakıp da ne yapacak? Hani hiç bu konuda anaya örnek alan yok galiba ya. Ana direkt evet. TI biter bitmez senelik tatiline çıkar giderdi. Kimse de bir şey demezdi. Taylor Swift konserlerinde geziyor işte. <laughs> Aynen öyle. Bu adamlar tatile de çıkmıyor biliyorum. Ya şey de almaz. Spirit de almaz. Ama ve lakin e, heroik büyük bir ihtimal şey olabilir. Çünkü o takım zaten e, yani bence seneye... Ka hem üstü toplanmış bir takım diye yani mesela davaylama falan hani son dakika bulunuyor işte oyni kontak Hı -hı. sağlıyor falan filan Sene içinde performans güzel ama mesela çok düştüler sp sonradan Spirit'ten fark bu bu sonuç bu takımı dağıtabilecek bir sonuç yani değişiklik yapma arayışları olabilir mesela çok hızlı gelip çok hızlı düştüler yani son dönem performansları da hiç iyi değildi yani beni çok şaşırtmadı açıkçası yani bizkosta da elenseydi ben çok şaşırmayacaktım orada bizkost tamamen tecrübesizlikten e, teslim etti. Şimdi Aurora Heroic serisine de gelelim. Orada da e, 23 Savage Fire tilt oldu. Orada da davaylama acayip tip falan atıyor böyle. O kadar bir yerden sonra öyle de tilt oldu ki hani bu e, tilt olmanın en büyük şeyi nedir? Dozada evet, öldüğün zaman instant buyback. Hani hiç gereksizken durduk yere buyback atmak. Bunu 23 Savage yaptı ve hani ben de dahil birçok insan şeyde tamam abi Aurora kaybetti. Yani Çünkü Trinity ThreeService ne zaman tilt olsa kaybediyor. Ki e, bunun benzer örneklerini de görüyoruz. Yani Keri oyuncuları ne zaman tilt olsa e, genelde bu gene takımına zararlı e, çıkartacak sonuçlar doğuruyor. Ama sağ olsun Heroik o kadar kötü oynadı ki yani Keyvan da dahil ama Keyvan'ı ben mesela e, bu seride biraz tanımakta güçlük çektim. Çok ilginç hatalar falan da yaptı. E, bir de çok fazla aynı hero'lara takılıyorlar. Yani bir yerden sonra şeyin ört e, spirit görmekten içim şişti şeydi. E, analog'da. ya yeter artık yani Beastcos serisinde iki maç üst üste ört spirit gördüm. Aurora serisinde üç maçta gene bir ört spirit. Yani hani banlanmasa adam hala full ört spirit oynayacak. E, K1'da Dragon Knight'a takıldı. Habire Dragon Knight. Yani e, o yüzden biraz böyle çok fazla aynı şeylere takılmış. Gidiyorlar ve K1'ın üstüne de çok fazla yük bindirmişler gibi. Yani dediğin gibi ben hero'in dağılmasını bekliyorum. Serinin sonunda da GG verilirken 23 Savage hadi şimdi tipleyin diye karşı takıma da lafını sokmuştu diye bu kısmı kapatayım. Şimdi gelelim favorilere. Şimdi senin gönlünde yatan TI şampiyonu kim? Hadi bakalım çuvallama zamanı. Abi gönülde yatan Liquid neden Liquid? Abi yine bu sene işte yok finale çıktılar ikinci oldular falan yani bu çocukların artık mental olarak bir ödüle ihtiyaçları var ama ya şeyi de hissettiriyorlar abi bu Liquid'dekilerde şu durum var hani mesela röportajda soruyorsun tamam mı işte bu sürekli ikinci olmak sizi etkiliyor mu işte mental olarak ne düşünüyorsunuz falan hep böyle çok güzel cevaplar veriyorlar işte biz sonuç odaklı değiliz performansını düşünüyoruz işte mesela ile röportaj vardı işte sorduk niye işte bu ikincilik durum böyle hani mental olarak nasıl hazırlanıyorsunuz falan. Bir anda durdu dedi benim yüzümden kaybettik. İşte en son iki sefer benim yüzümden ikinci olduk. Ben finallerde çuvallıyorum. İşte bu babam ve oğlumda mıydı benim yüzümden diye bağırıp <laughs> elema. Abi resmen ona döndü adam tamam mı? Şimdi adama da performansını kendi kendine böyle kötülemeye başlayınca bir şey diyemiyorsun yani. Ve hani bunları böyle diyorlar. Sonra da şey modundalar. Hani biz etkilenmiyoruz. Hani önümüze bakıyoruz falan filan. Ama şeyi hissedebiliyorum ha bak. Team Liquid yukarıdan finale yaklaşmaya başladıkça böyle bir oyunlarında bir kararsızlık şey olmaya başlıyor. Stres baş gösteriyor. Stres. stres başlıyor ve hani bunu şeyden anlamıyorsun. O player camlerden falan çok anlaşılmıyor ama hani mesela grup stage Liquid ile finallere doğru gelen Liquid'de böyle bir şey var. Hani bir şey yapıyorlar ama bazen emin değiller falan böyle. Ben, yani bu, ben nişana surat ifadesinden anlıyorum ya. <laughs> bu, bu takımın artık bir şey kazanması lazım ki o yıllardır daya yemiş özgüvenlerinin yerine gelmesi lazım. Evet. Hani şu an Reddit'e falan girdiğimiz zaman biraz tundur, tunduracıların sayısı çok artmaya başladı ki burada hiçbir zaman desteklemediğimiz bir takım oldu. Aylardır son versiyonlarından beri. Yani Bilmiyorum hani şu, herhalde Tundur'a kazansa bir de Taps'ın 3. şampiyonluğu aldığına sevinirim. O da büyük ihtimal ben de 3.'yi aldıktan sonra emekli olur gibi geliyor bana. Vallahi Tapsın Cloud... bile acayip toksik oldu yani o takımın içerisinde. Ama şunu da diyeyim abi. Cloud9 inanılmaz bir turnuva götürüyor. Yani Fishman çok iyi Yani bu adam yani ne ne örnek vereyim bilmiyorum yani resmen ee, şey 2010'ların papisi gibi abi. Evet. Yani papis secret'ı kurduktan sonraki dönem ilk şeyleri gibi altın dönemleri gibi. Abi kimi alsa parlatıyor. Kimi alsa parlatıyor. Şu Hı. hani gönlünden geçen Liquid. Ya yani aslında da takım mentor olarak toparlansın. Ama brekta bakıyorum. Bracket'ın kalan haline cloud haline çok yakışır. Fishman'e aşırı yakışır. Çünkü abi yani adamı kimi yetiştirirse aldılar götürdüler. Bir tek Watson ha. kaldı yanında neredeyse. Katomi de bayadır onunla beraber. Yani çok yakışır ya. Hak ediyor da Liquid ya da Cloud9 benim gönlümden geçen. Falcons çok kazandı. Biraz yeter. Ee, Toronto Tokyo'da röportajımız olmuştu. Çok iddialı konuşmuştu. O iddialı konuştu abi. O günden itibaren Bad bütün o sonuçlar bitti. Abi patlar zaten. Şu an Falcons'ta işleştiler. Ben oraya geçme ihtimali görmüyorum onları. Yani imkansız. Falcons'a hiçbir zaman kafa tutamadılar. Ee, gene e, Falcons onları nasıl yenebileceğini biliyor. Muhtemelen erkenden fişlerini çekecektir. Benim de favorim e, Gaming Gladiators. Ee, sistemi çözdüler. Hiçbir major kazanmadılar. <laughs> Son geldiler. Riyad'ı kazandılar. Riyad'ı kazanan TI'yi kazanır felsefesine Spirit gibi. Ben TI'yi kazanmalarını bekliyorum. Ben Queen'ciyim abi. İnsanlar nefret etse de ben Queen'i seviyorum e, Queen'in mentalitesi bana mantıklı geliyor. Abi Tundra'yı seven insanlar Queen'i nasıl haterlık yapıyor ve onu anlamıyorum. Queen'in toksikliği Tundra'dakilerin yanında melek gibi yani bence. Bir Nine Class'ın Pure'un yanında. Benim o yüzden gönlüm gaming'den yana ama gerçekten illa bir sürpriz çıkacaksa da Cloud9. Abi hem Watson'a çok yakışır. Bu kadar süre liderlikte kaldı. Hem herkesin suratına çarpmış olur dünyanın en iyi ben diye. Bak takımımı da şampiyon yaptım. Hem de dediğin gibi senelerin e, şeyi veteranı Fişman'a da Katomi ile birlikte çok Katomi'yi de ben çok beğeniyorum. O da inanılmaz bir oyuncu. Diem de böylece kendini kanıtlamış olur. Hani OG sonrası e, çok fazla yerden yere vurulmuştu. O da bakın ben ölmedim problem OG'deydi havasını vermiş olur e, diyeyim. E, yavaştan programın böylece sonuna gelelim. Gökhan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bakalım haftayı ne kadar çuvallayacağız göreceğiz. E, TI'dan sonra neler olacak neler bitecek. Dramaları e, konuşmak üzere. Abi çok hızlı prediction daha veriyorum. Ağır oyla hmm. eksileyim. Buradan hiçbir yere gidemez. Finalde bile beklemeyin. Büyük evet. ihtimal finalde birini görebiliriz bunu dedikten Aynen. sonra. Aynen. AME'yi tekrar Mobile Legends'a geri döndürebiliriz diyelim. E, <laughs> Bizden bu haftalık bu kadar. Sonra haftaya muhtemelen tekrar görüşmek üzere.